Metana bakacak olursak 4 eşdeğer proton görüyoruz. O zaman NMR spektrumu üzerinde bir sinyal görürüz. Buradan metan protonlarının sinyalini görüyoruz. Bu sinyal yaklaşık olarak 1 ppm değerinde gerçekleşir. Proton NMR ile ilgili videomuzdan bu sinyalin neye işaret ettiğini hatırlayın. Bu sinyal alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkını işaret ediyor. Bu alfa dönüş durumu, bu ise beta dönüş durumu. Bu iki dönüş durumu arasında bir enerji farkı var değil mi? Bu enerji farkı bir frekansa denk gelmektedir çünkü EHNU'ya eşittir. Bu enerji farkı ayrıca proton tarafından hissedilen etkin manyetik alana da karşılık gelir. Buraya manyetik alanı çizelim. Etkin manyetik alan enerji farkını kontrol eder. Bunun üzerine bir düşünelim. Belirli bir etkin manyetik alan varsa alfa ve beta dönüş durumları arasında belirli bir enerji farkı olur. Bu enerji sorulan bir frekansa denk gelir ve bu sinyal belirli bir frekanstadır. Bunun daha düşük frekansta bir sinyal olduğunu söylemiştik. Önceki videoda ise frekansı kimyasal kaymayla nasıl kıyaslayacağımızı konuşmuştuk. Düşük frekans, düşük kimyasal kayma verir. Buradaki 1 düşük bir kimyasal kaymayı ifade ediyor. Metanın protonları, klorometanın protonlarına kıyasla perdelenmiştir. Şimdi klorometana bakalım klorometanda 3 eş değer proton var. Yani NMR spektrumu üzerinde bir sinyal görürüz. Bu sinyal 3 ppm'in hemen ilerisindedir. Yani yaklaşık 3,1 ppm. Şimdi bunun sebebini anlayabilecek miyiz bakalım. Elimizde bir elektronegatif atom var değil mi? Klor karbondan çok daha elektronegatiftir. Bu sebeple klor bir miktar elektron yoğunluğu çekecektir ve kısmen negatif hale gelecektir. Burada karbona kısmi pozitif verelim. Evet, klor bu protonlardan elektron yoğunluğu çeker. Yani bu protonlar uygulanan manyetik alandan korunmamış hale gelir ve perdeleri kalkar. İşte perdelenmemiş protonlarımız. Protonların perdesinin kalkması daha büyük etki manyetik alana maruz kalacakları anlamına gelir. Hemen çizelim ama tabi anlaşılması için abartarak çizeceğim. Protonların daha büyük etkin manyetik alan hissetmesi alfa ve beta dönüş durumları arasında daha büyük bir enerji farkı anlamına gelir. Buradakiler alfa ve beta dönüş durumları. Elimizde perdelenmemiş proton olduğuna göre dönüş durumlarımız arasında daha fazla enerji farkı var ve enerji frekansa karşılık gelir. Daha büyük etkin manyetik alan daha büyük bir enerji farkı ve bu da daha yüksek frekans anlamına gelir. Yani daha yüksek frekans soğurulur. Burasının frekansı önceki örneğe kıyasla daha yüksektir. Metandaki protonlara kıyasla daha yüksek frekanslı bir sinyal görüyoruz. Böylelikle daha yüksek bir kimyasal kayma değeri elde ederiz. Hızlıca toparlayalım. Perdelenmiş protonlar daha düşük frekansta sinyal verecektir ve dolayısıyla daha düşük kimyasal kayma değeri elde edilir perdelenmemiş protonsa daha yüksek frekansta bir sinyal ve daha yüksek kimyasal kayma değeri verecektir. Bu ikisini kıyaslayarak elektronegatifliğin ne yaptığını görmüş oluyoruz. Burada protonları perdesiz hale getiren elektronegatif bir atom var ve daha yüksek kimyasal kayma gözlemliyoruz. Temel ilke bu şekilde. Şimdi bunu farklı fonksiyonel gruplar barındıran bir çizelgeye uygulayalım ve farklı ortamlardaki protonların farklı kimyasal kaymalarını düşünelim. Demiştik ki bir proton perdesi kalkarsa daha yüksek frekansta sinyal görürüz ve bu da daha yüksek kimyasal kayma değeri verir. Bazı kaynaklarda buna aşağı alan deniyor. NMR spektrumunun sol tarafındaki protonlar daha perdesiz protonlardır spektrumun sağ tarafında ise daha perdeli protonlar mevcuttur. Bu sebeple daha düşük frekansta sinyal ve daha düşük kimyasal kayma elde ederiz. Buna da yukarı alan deniyor. Evet, az önce metandan bahsettik. Yani alkan bir çevreden bahsediyoruz. Karbonun üzerindeki protonun bulunduğu çevre alkansa perdelenmiş proton söz konusudur ve düşük frekansta bir sinyal veya düşük kimyasal kayma görürüz bu proton için 0,5 ila 2 arasında bir sinyal görürüz. Bir de klorometandan bahsettik değil mi? Klorometanda protona bağlı karbon üzerinde bir elektronegatif bir atom vardı. Sarı renkle gösterelim. Buradaki Y elektronegatif bir atomdur. Bu klor veya flor, halojen veya oksijen olabilir. Y elektronegatif bir atomsa bu karbondan elektron yoğunluğunu çeker ve bu durum doğrudan şu karbon üzerinde duran bu protonun perdesini kaldırır. Protonun perdesizleşmesi ise bize daha yüksek bir kimyasal kayma değeri verir. Bu kaymanın yaklaşık olarak 2,5 ila 4,5 arasında olmasını bekleyebiliriz. Yani 2,5 ile 4,5 arasında bir sinyal görüyorsak bu sinyal elektronegatif bir atoma mesela halojen veya oksijene doğrudan bağlı bir karbonun üzerindeki protona ait olabilir. Bu iki örneğin arasındaki şu protonun sinyaline bakalım. Bu protonun sinyali yaklaşık olarak 2 ile 2,5 arasında görünecektir. Protonumuz karbona doğrudan bağlı fakat bu karbon elektronegatif bir atoma değil, buradaki karbonil olan karbona bağlı. Yani bu oksijen daha elektronegatiftir ve bir miktar elektron yoğunluğunu çeker. Fakat elektronegatif atomun doğrudan karbonun üzerinde olduğu örnekteki kadar değildir. O zaman sinyal ve kimyasal kayma değeri bu aralıktadır. Karbonilin yanındaki karbonun üzerinde bulunan proton için 2 ila 2,5 aralığına bakıyoruz. Bu arada bunlar yaklaşık değerler ve size akılda tutması kolay sayılar vermeye çalışıyorum. Şimdi alkol üzerindeki protona bakalım. Alkollerde hidrojen bağı vardır ve bu da perdeyi kaldıracak bir etki oluşturur. Yani daha fazla hidrojen bağı perdesizleşmenin artması demektir. Buradaki sorun hidrojen bağı miktarının yoğunluk ve sıcaklık gibi şeylere bağlı olması. E tabi bunlar da değişkenlik gösteren değerler. Bu sebeple hidrojen bağları da farklılık gösterir ve farklı miktarlarda perdesizleşme elde ederiz. Dolayısıyla sinyaller için çok geniş bir aralık olur. Alkol sinyali için yaklaşık olarak 2 ila 5 arası diyebiliriz. Fakat bu aralıkta olmak zorunda değil. Bu yalnızca yaklaşık bir değer ve akılda tutmakta fayda var. Şimdi çift bağ üzerindeki protona bakalım. Buradaki proton karbona bağlı. Proton çift bağ üzerinde ise kayma değeri yaklaşık 4,5 ila 6,5 arasındadır. Bunun sebebini anlamaya çalışalım. Öncelikle elektronegatifliği düşünebiliriz. Buradaki karbona bakacak olursak bu sp2 hibritleşmiş bir karbon. Bu karbonda sp3 hibritleşmiş bir karbon Hibritleşme videolarından hatırlayın. sp2 hibrit orbitali sp3 hibrit orbitalinden daha fazla s karakterine sahiptir. Bu sebeple elektronlar atom çekirdeğine daha yakındır. O zaman sp2 hibritleşmiş bir karbonun sp3 hibritleşmiş bir karbondan daha elektronegatif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman sp2 hibritleşmiş karbon bu protondan daha fazla elektron yoğunluğunu çekmektedir. Burada farklı bir renk kullanalım. Bu sp2 hibritleşmiş karbon daha fazla elektron yoğunluğunu çekerek bu protonun perdesini kaldırır ve bize sp3 hibritleşmiş karbona bağlı bir protondan daha yüksek bir kimyasal kayma değeri verir. Evet, ilk yöntemimiz bu şekilde. Ama aslında bu yöntem pek de sağlam değil. Mesela üçlü bağ üzerindeki protona bakalım. Bu karbon sp hibritleşmesine uğramış. Ve sp hibritleşmesine uğramış bir orbital sp2 hibritleşmesine uğramış bir orbitalden daha fazla s karakterine sahiptir. Yani sp hibritleşmesine uğramış karbonun daha elektronegatif olduğunu ve bu elektronların bu karbona daha yakın olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumun da bu protonun perdesini kaldırmaya sebep olacağını düşünebilirsiniz. Böylece bu proton için daha yüksek bir kimyasal kayma değeri bekleriz. Fakat gözlemlediğimiz bu değil. Üçlü bağ üzerindeki proton aslında bu aralıktaki bir yerde görünüyor. Yani 2 ile 2,5 arasındaki bölgede. Yani üzerinde düşünmemiz gereken şey yalnızca elektronegatiflik değil. Bu protonun kimyasal kaymasına sebep olan başka bir etki daha var. Bunu da bir sonraki videoda konuşacağız. Benzen halkasının üzerindeki proton için de aynı şey geçerli. BMA bunu bir sonraki videoya saklayalım. Şimdi aldehite geçelim. Aldehitte burada bir karbonil var. Oksijen aldehit üzerindeki protondan elektron yoğunluğunu çeker ve o protonun perdesini kaldırır. Bu sebeple bu protonun daha yüksek kimyasal kayma değeri göstermesini bekleriz ve sinyali 9 ila 10 arasında görürüz. Son olarak karboksilik aside bakalım. Bu protonun sinyali yaklaşık olarak 10 ile 12 arasında. Yine burada elektron yoğunluğunu çeken bir karbonil var ve altta bir oksijen daha var. O zaman elektronegatiflik etkileri üzerinde düşünebiliriz. Ayrıca rezonans ve hidrojen bağlarının etkileri üzerinde de düşünebiliriz. Kısacası karboksilik asitte gerçekleşen bir sürü şey var. Sinyalimiz de 10 ila 12 bölgesinde oluyor. Yani bu sinyali gördüğümüzde aklımıza karboksilik asit gelmeli.